TRT Spor. Galatasaray'ın Alanya kamp kadrosu belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Korendin Alanya Spor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Fernando Muslera, Saça Boy, Sergio Oliveira, Van Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Matias Ross ile Kazımcan Karataş, Alanya'ya götürülmedi. Kırbıyık Holding Stad'ında saat 20.30'da başlayacak müsabaka için bugün Alanya'ya gidecek sarı-kırmızılı kafileye Fernando Muslera, Saça Boy, Sergio Oliveira, Van Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Matias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı. Galatasaray'ın Alanya spor maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor. Leo Duboy, Patrick Van Aanholt, Lucas Torera, Fredrik Midjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelson, Milot Raşika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Yankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Mauro Ikirdi. A Spor Galatasaray'ın ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Alanya Spor. İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i. Cimbom, ligde tahta oturduktan sonra hafta arası mesaisinde Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak. Geçen sezonu 13. basamakta tamamladığı için erken turlardan kupaya giren aslan sırasıyla Kastamonu Spor, Of Spor ve Keçiören gücünü mağlup etmişti. Bugün rakip Alanya Spor, Akdeniz ekibinin sahasında oynanacak. 20.30'da Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor naklen ekranlara taşıyacak. Aslan'ın hedefi ligdeki büyük çıkışını kupaya da taşıyarak zorlu deplasmanda Alanya engelini aşmak ve çeyrek finale kalmak. Konsantrasyon istedi. Foto maçın haberine göre Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor. Başarılı çalıştırıcı zorlu fikstür nedeniyle Alanya Spor karşısına rotasyon yaparak çıkacak. Öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren başarılı teknik direktör, biz Galatasaray takımıyız. Lig şampiyonluğu gibi, Türkiye Kupası'nda da hedefimiz en yukarısı. Keyifli futbol oynuyoruz. Bu oyunu sürdürmeliyiz. Alanya Spor'u da yenerek kupada yolumuza devam etmeliyiz. Lig maçını değil, bu maçı düşünün. Konsantre olun, ifadelerini kullandı. Tehlikeli bir rakip. Cimbom'un bugünkü rakibi Alanya Spor'sun yıllarda sarı-kırmızılılara bir highlighters geliyor. Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı 2020 ve 2021 yıllarında kupa dışına itmişti. 2 takım arasında oynanansın 7 karşılaşmanın 7'sini Alanya Spor, sadece birini sarı-kırmızılılar kazandı. Okan Buruk ve öğrencileri bu kötü istatistiği tersine çevirmeye çalışacak. 10 maçtır müthiş seri yakaladı. Sarı kırmızılılar şu sıralarda çok formda. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında çıktığı son 10 maçı da kazandı. Ligde Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankara Gücü, Fenerbahçe ve Hataysporu Türkiye Kupasında ise Ofspor ile Ankara Keçiören gücünü mağlup etti. Cimbom, Alanya Spor'u yenerek serisini 11 maça çıkarmayı hedefliyor. Muslera kadroda yok. Teknik direktör Okan Buruk Alanya Spor maçının kamp kadrosunda sürprizlere imza attı. Muslera, Alanya'ya götürülmedi. Bugün kaleyi Okan Kocuk koruyacak. Boy, Olivera, Mata, Seferovic ve Yusuf Demir'in yanı sıra tedavileri süren Kazımcan ile Ross da kamp kadrosunda kendine yer bulamadı. Takımların Kupa Yolu Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Kastamonu Sporu 7-0'lık skorla eledi. Sarı Kırmızılılar 4. turda Ofsporu sporu 2-1, 5. turda da Ankara Keçiören gücünü 1-0 yenerek tur atladı. Alanya Spor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Sakarya Sporu 3-0, 5. turda ise Eyüp Sporu 3-2'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte muhtemel 11'ler. Alanya Spor, Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovek, Umut, Efecan, Zinedin, Efkan, Pererra, Lusamba, A. Hassan. Galatasaray, Okan, Duboy, Emin, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torera, Berkan, Yunus, Mertens, Raşika, İkırdi. Fanatik. Galatasaray'ın gözdesi gemileri yaktı. Transfer için takımından izin istedi. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Transferde flash gelişmeler yaşayan Sarı Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda Alanya Spor A. konuk olmaya hazırlanıyor. Aslan 8 eksikle gitti. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Alanya Spor deplasmanına 8 eksikle gitti. Muslera, Ross, Kazımcan, Boy, Olivera, Mata, Yusuf Demir ve Seferovic kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray'ın Alanya kadrosu. Kaleciler, Okan, Yankat. Defans, Duboy, Aanholt, Emre, Nelson, Emin, Abdülkerim, Metehan. Orta saha, Torera, Midjo, Kerem, Yunus, Berkan, Raşika, Barış, Hamza, Baran. Forvet, Mertens, Gomis, Ikerdil. Can'dan güzel haber. Tam da ilk 11'deki yerini garantilediği dönemde sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Kazımcan Karataş'tan sevindiren gelişme. Takımla çalışmalara başlayan 21 yaşındaki sol bekin, ligde Antalya Spor ile oynanacak maçta kadroya gireceği öğrenildi. Okan Hoca'nın son ana kadar ilk 11 konusunda Kazımcan'ı zorlaması bekleniyor. Anholt'un formsuzluğu nedeniyle son haftalarda bu bölgeye asıl pozisyonu sağ bek olan Duboy çekilmişti. Emin imzayı attı. Sarı kırmızılı kulüp 19 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın kontratını 2026'ya kadar uzattı. Başkan Özbek kendisi bir pırlantadır. Bunun kıymetini bilsin derken genç savunmacı inşallah herkes için hayırlı olur diye konuştu. Galatasaray 19 yaşındaki stoperi Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. Nef stadında düzenlenen imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Emini epeyden beri izliyorum. Son derece başarılı. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda geleceğini yazacak arkadaşlardan biri. Kendisi hem fizik hem de mevkisi açısından Galatasaray'a son derece faydalı olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın çimentosu Eminler. Galatasaray'da yolu açık olsun. Hem Galatasaray'a hem de milli takıma büyük katkı verecek. Kendisi bir pırlantadır. Bunun kıymetini de bilsin." Kendisini geliştirmek için elinden geleni yapsın. Kendisine bir abi tavsiyesi veriyorum ve başarılar diliyorum, dedi. Hedefimiz 23. şampiyonluk. Genç savunmacı da çok mutlu olduğunu belirterek, her zaman elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Okan hocama, başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bu sene hedefimiz 23. şampiyonluktu. İnşallah başaracağız, ifadelerini kullandı. Van'da Nara'dan İstanbul hamlesi. Galatasaray'ın bon servisini almaya çalıştığı ve performansını her geçen hafta yükselten Mauro Icardi, eşi Vanda Nara ile inişli çıkışlı özel hayatına devam ediyor. Çift geçtiğimiz haftalarda ayrılık aşamasına geçerken, Nara önceki gün artık İstanbul'a yerleştiğini açıkladı. Icardi'nin şu an yaşadığı rezidansta karşılıklı iki daire kiraladığı, birinde kendisinin, diğerinde ise Naranın yaşayacağı ortaya çıktı. Yani çift henüz ayrılmazken, tam olarak da bir araya gelmedi. Ancak bu gelişmeler Icardi'nin de kariyerine İstanbul'da devam edebileceğine dair yorumlar yapılmasını sağladı. Uğur Çiftçi Emre'yi bekliyor. Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'nin transferini açıklamak için Emre Taşdemir'in anlaşmasını bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'la yapılan mutabakat kapsamında Emre'nin bonservisini iyi dolara verecek. Taraflar ayrıca Yusuf Demir'in kiralanması üzerinde görüşüyor ancak transferde öncelik Emre Taşdemir'in vereceği cevapta. Galatasaray yönetimi, Emre'nin teklifi kabul etmesi durumunda hiç vakit kaybetmeden Uğur'un transferini açıklamak ve tecrübeli sol beki kadroya yazmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da yerli sıkıntısı nedeniyle transferden sonra Uğur çiftçiye hemen formayı vereceği öğrenildi. Van den Boom'un gemileri yaktı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Hollandalı orta saha, bon servisinde indirim yapmayan Tuğlı Setan Galatasaray için izin istedi. Dünya Kupası arasında fanatike konuşan ve Galatasaray'a sıcak mesajlar gönderen Toulouse'un orta sahası Van den Boomen, bu kez de Fransız medyasına yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarının ilgisini hissediyorum. Her futbolcu böyle büyük bir kulüpte oynamak ister, dedi. Galatasaray ile Van den Boomen arasındaki transfer ateşi yeniden yandı. Sarı Kırmızılıların Dünya Kupası arasından beri görüşmeleri sürdürdüğü 27 yaşındaki futbolcu, o günlerde fanatike verdiği özel röportajda Galatasaray'a sıcak mesajlar göndermişti. Aradan geçen zamanda Cimbom'un tecrübeli oyuncuya olan ilgisi hiç azalmadı. Sarı Kırmızılılar, bu meni kış döneminde kadrosuna katmak için Toulouse'i bir teklif daha yaptı. Ancak Fransız kulübünün bonservis inadı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı'yı da sonunda isyan ettirdi. Kulübünden Galatasaray'a transferi için izin isteyen Boomen, Fransız basınına flaş açıklamalar yaptı. Toğlı Seda kaptanlık pazu bandı takan ve Antalya'daki hazırlık maçında Galatasaray'a karşı da oynayan Boomen, transfer için kulübünün izin vermesini bekliyor. Transfer sorularını cevapladı. Gazetecilerin, bu transfer döneminde Galatasaray'a transfer olacak mısın sorusuna cevap veren Branko van den Galatasaray mı? Çok iyi olur taraftarların ilgisini şimdiden hissediyorum. Henüz resmi bir anlaşma olduğunu söyleyemem. Yani ne diyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Ancak Galatasaray çok büyük bir kulüp. Her futbolcu böylesine önemli bir kulüpte oynamak ister ifadelerini kullandı. Özellikle Sergio Oliveira'ya alternatif veya onun yanında oynayacak kalitede bir isim arayışında olan Sarı Kırmızılılar, bu arayışı Boom'un transferiyle noktalamak istiyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.